Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere yakışıklı ve karizmatik oyuncu Kenan İmirzalıoğlu hakkında bilgiler vereceğiz. Onu daha yakından tanımaya çalışacağız. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olursanız ve videoyu beğenip de beğen tuşuna basarsanız çok sevinirim. Şimdi isterseniz Kenan İmirzalıoğlu hakkında bilgiler vermeye başlayalım. 18 Haziran 1974 tarihinde Ankara'nın Bala ilçesinde dünyaya gelmiştir. 1997 yılında 10. Best Model of the World, dünyanın en iyi mankeni yarışmasında Türkiye'yi temsil etmiş ve birinci olmuştur. Dizi ve sinema oyunculuğu yapmış, mertlik ve intikam peşinde koşan karakterleri canlandırmasıyla tanınmıştır. 1998 ve 2002 yıllarında Deli Yürek dizisinde önemli bir çıkış yakalamıştır. 2009-2011 sezonunda da Ezel dizisiyle fenomen haline gelmiştir bu diziyle. 2012-2015 tarihlerinde de Karadayı dizisinde rol almıştır ve Türkiye'de güzel bir çıkış yakalamıştır. 17 Kenan İmirzalıoğlu hakkında 2021 yılında yapılan röportajda daha iyi tanımamız için bu röportaj bize güzel bir bilgi sunacak. Kenan İmirzalıoğlu'na sorulan hem mesleğini, hem eşi Sinem Kobalı, hem de Ekim'de dünyaya gelen kızı Lani'ni anlatmıştır. Kızımla hayatım bambaşka bir noktaya taşındı. 15 yıl önce gerçekleşseydi aynı anlayışta mı olurdum emin değilim. Yaş itibariyle daha iyi gözlemleyebiliyorum. Lani'ni kucağıma alınca tamamlandık hissi geldi diyerek ifade etmiştir duygularını. Bebeği içinde şunları söylemiştir. Empati yeteneğinin arttığını söyleyen Kenan İmirzalıoğlu, bu duyguyu yaşamayanı anlatmak zor. Kızıma en çok edebi öğretmek istiyorum. İnşallah edepli ve vicdanlı olur. Karşısına hep iyi insanlar çıksın diye dua ediyorum. Bizim artık 3 kişilik bir dünyamız var. Birlik ve bütünlük duygumuz gelişti diye konuşmuştur. Ancak bu röportajı verdiğinde ikinci bebeklerini Sinem Kobal hamile değildi. Şu anda ikinci bebeklerini bekliyorlar. Umarım onu da sağlıklı kucaklarına alırlar. Annelere saygım arttı demiştir Sinem Kobal anne olduktan sonra. 46 yaşındaki oyuncu 2016'da hayatını birleştirdiği Sinem Kobal için de şunları ifade etmiştir. Doğru zamanda nikah masasına oturdum. Evlilik için özellikle erkek hazır olmalı. Eğer benim gibi eşinizi bulduysanız evlilik mükemmel. Kendimi daha güçlü ve iyi hissediyorum. Lalin'den sonra Sinem'e ve tüm annelere saygım 5 kat arttı diyerek sevgisini ve saygısını dile getirmiştir. Kenan İmirzalıoğlu'nun bir takım açıklamaları da şöyle. Çok daraldığım zaman Kaz Dağları'nın tepesine çıkarım. Hocalardan tarih ve felsefe dersleri almak istiyorum. Osman Sınav, Deli Yürek için önce bana sıcak bakmamış, sonra kelleni bu işe koyarsan oyuncu olursun demiştir ve kabul etmiştir bu sözden sonra. Tuncel Kurtiz, gördüğüm en çalışkan ve işine saygı duyan oyunculardandı. Deli gibi çalışırdı. Şener Şen de öyledir, gençlerden daha çalışkandır diyerek ifade etmiştir kendisini. Kenan İmirzalıoğlu'nun biyografisini anlatacak olursak da şu şekilde anlatabiliriz. Deli Yürek adlı dizide Yusuf Miroğlu karakterini canlandırmış ve tüm ülkede tanınmıştır. Deli Yürek dizisi 1998 ve 2002 yıllarında yayımlanmış ve 2001 tarihinde dizinin devamı niteliğinde Deli Yürek, Bumerang Cehennemi isimli sinema filminde de aynı rolü canlandırmıştır. 2003-2005 tarihleri arasında Show TV'de yayınlanan Alacakaranlık adlı polisiye dizide Uğur Yücel ile başrolü paylaşmış. Uğur Yücel'in yazıp yönettiği Yazı Tura
filminde askerlikte yaşadığı travmaları atlatamayan Cevher isimli karakteri canlandırmıştır. 2005-2007 yıllarında Show TV'de yayınlanan Acı Hayat isimli drama dizisinde Mehmet Kosovalı rolünü çizgi filmden uyarlanan Son Osmanlı Yandım Ali 2007 tarihinde sinema filminde Kulhan Bey'i Ali rolünü canlandırmıştır. Kabadayı isimli filmde Şener Şen ve Aslı Tandoğan ile başrolleri paylaşan sanatçı, 2009 tarihinde yönetmenliğini Uğur Yücel'in yaptığı Ejder Kapanı isimli filmde Akrep Celal karakterini canlandırmıştır. 2009-2011 yılları arasında yayımlanan ve çok popüler olan Ezel isimli dizideki rolü Türkiye'de çok popüler olmuş, 2012 tarihinde Osman Sınav'ın yönetmenliğini üstlendiği Uzun Hikaye isimli filmde de oynamıştır. Ay Yapım firması ile çekecekleri yeni dizi için 2012 tarihinde 4 milyon dolarlık ücret anlaşmasının Türkiye'de bir dizi oyuncusu için en yüksek ücret olduğu duyulan İmirzalıoğlu, Karadayı dizisinde başrolü üstlenmiştir. İstanbul Narkotik Şube Müdürlüğü tarafından 6 Ağustos 2013 tarihinde çeşitli illerde düzenlenen bir uyuşturucu operasyonu sonucunda gözaltına alınmıştır. Ekim 2015 tarihinde İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararınca uyuşturucu kullanmak suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştır. Mahkeme hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve 5 yıl denetimli serbestlik tedbiri alınmasına karar vermiştir. İmirzalıoğlu 2016 tarihinde oyuncu Sinem Kobal ile evlenmiş, çiftin Nalin adını verdikleri bir kız çocukları olmuştur. İmirzalıoğlu, Peyami Safa'nın eserinden sinemaya uyarlanan Cingöz Recai filminde başrol oynamış, çekimleri İstanbul ve Petersburg'da gerçekleşen film gişede başarılı olamamıştır. 2018 tarihinde yayınlanan Mehmet Bircihan Fatih isimli tarihi dizide Fatih Sultan Mehmet'i canlandırmıştır. Dizi 6 bölümde sona ermiştir. İmirzalıoğlu 2019'dan itibaren Kim Milyoner Olmak İster televizyon yarışma programının sunuculuğunu üstlenmektedir şu anda. Kenan İmirzalıoğlu'nun ailesinin soyu Bozulus Türkmenlerinin Tabanlı aşiretine dayanır. 17. yüzyıl sonunda Celali isyanları sebebiyle Erzurum'un Horasan yöresinden göç ederek Bala havalesine yerleşen Bala ilçesi ve Üçem köyünü kuran bir aileden gelmektedir. Babası Mustafa İmirzalıoğlu, annesi Kırıkkale ilinin Keskin ilçesinin İdebeli köyünden Yıldız İmirzalıoğlu'dur. Üç çocuklu ailenin en küçük evladı olan Kenan İmirzalıoğlu'nun Derviş adında bir ağabeyi, Zübeyde Yasemin adında bir ablası vardır. Eski Ankara Milletvekili İbrahim İmirzalıoğlu, Kenan İmirzalıoğlu'nun amcasıdır. Kenan İmirzalıoğlu 12 yaşına kadar Üçem köyünde yaşamıştır. Orta ve lise öğrenimini Ankara'da yaşayan teyzesinin yanında tamamlamıştır. Ankara Çankaya Bahçeli Evler Deneme Lisesi'nden mezun olmuştur. Yüksek öğrenimini İstanbul'da Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik bölümünde tamamlamıştır. Üniversite yıllarında mankenliğe başlamıştır. 1997 tarihinde üniversite öğrencisiyken Best Model of Turkey yarışmasına katılmış. Bu yarışmada birinci seçilince İstanbul'da gerçekleşen 10. Best Model of the World yarışmasında Türkiye'yi temsil etmiştir ve birincilik yaşamıştır. Kenan İmirzalıoğlu'nun aldığı ödüller ise şu şekildedir. Adana Altın Koza Film Festivali en iyi erkek oyuncu Yazı Tura filmiyle almıştır. Altın Kelebek Ödülleri en iyi erkek oyuncu Ezel dizisiyle almıştır. Sadri Alışık Sinema Ödülleri Ejder Kapanı filmiyle almıştır. İsmail Cem Televizyon Ödülleri en iyi erkek oyuncu Ezel dizisiyle almıştır. Altın Kelebek Ödülleri en iyi erkek oyuncu Karadayı dizisiyle almıştır. Antalya Televizyon Ödülleri Dram dizisi en iyi erkek oyuncu Karadayı. Altın Aslan Ödülleri en iyi drama erkek oyuncu Karadayı. Ayaklı Gazete TV Ödülleri Karadayı dizisiyle yine ödüle layık görülmüştür. Kenan İmirzalıoğlu hakkında bilgiler vermeye çalıştık.
Onu daha yakından tanımaya çalıştık. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.